O benim biricik kızım, gözleri bahar. Severim onu dünyalar kadar. O benim tek sevdiğim, karımdan yadigar. Yanımdan ayırmam ölene kadar. Yalnız kalınca köyde akşamları, aklıma düşer şehrin ışıkları. O benim biricik babam, sözüdür kanun. Aklıma düşeni yaparım belki yarın. Nasılsın Melek? Sana ne? Bugün mü geldi aklına bana bu soruyu sormak? Ha Hasan Ağa. Mesela tam 4 yıl önce, yine böyle yağmurlu bir akşamda, ben seni evde yemeğe beklerken, sen o akşam ve sonraki 4 yıl boyunca ve hiçbir akşam eve gelmezken nasıl olduğumu sorsana bana. O dudaklar bülbülleşiyor çevireyim dedim. Ne? Ne? O dudaklar bülbülleşiyor mu? Ha ya, o dudaklar bülbülleşiyor. Hadi bakayım. Çok iyi İngilizce biliyoruz diye millete hava atıp duruyorsunuz. Buyurun çevirin bakayım. O dudaklar bülbülleşiyor nasıl söyleniyor İngilizce? Hadi bakayım. Bülbül nasıl deniyordu ya? Onu buluruz sözlükten de. Bülbülleşiyor nasıl deniyor? Onu nasıl bulacağız be oğlum? Bizim adetlerimiz öyle sizin Amerikan adetlerine de benzemez. Bizde yoktur öyle sevgili filan. Ne yani? Sizde öyle aşık olmak yok mudur? Vardır elbette. Onun yeri de zamanı da bellidir. Bence çok yanlış bir düşünce. Yanlış mı? Bence aşkın ne yeri ne de zamanı vardır. Bazen yıllarca pencerenin önünde onu beklersin. Ama bir türlü çıkıp gelmez. Bazen de hiç ummadığın bir zamanda çıkıp gelir kapına. Nasılsın Osman? İyiyim Hasan, sen nasılsın? Ne olsun be, kalbimiz ağrıyor işte. Al benden de o kadar. Her şey eskisinden çok farklı olacak. Bundan gayri eski Hasan Ağa ölmüştür. Size söz veriyorum. Hiç bize söz vermiyorsan Hasan. Sonra sözünü tutamazsan yüzümüze bakmaya yüzün olmaz. Yüzümüze bakacak yüzün olmayınca kaçar kurtulursun önümüzden. Bir daha çıkmazsın karşımıza. Vicdanına bir şey olmaz. Onun için önce kendine söz ver Hasan. Kendine verdiğin sözü tutamazsan yüzümüze bile bakamayacak hale gelirsin. İşte o zaman vicdanın sana rahat vermez. Çünkü herkeslerden kaçabilirsin. Ama kendinden kaçamazsın kardeşim. Size bir hafta daha süre. O zamana kadar birikmiş kira borcunuzu ödemezseniz kendinize başka bir ev ararsınız. Bana bak, karşıdan karşıya geçerken ışıklara dikkat et. Yeşil yanınca geçeceksin, kırmızı yanınca duracaksın. Bana bakın, en çok otobüste gözünüzü dört açın. Bir yanaşan sarkıntılık eden olmaz. Anne üstüne al. Baş üstüne babam. Hadi. Kızma bir ya Canepir Hanım. Bir gün senin de kızın olursa görürsün gününü. Hadi yürü ya. Hadi. Kuzu nereden çıktı ya? Bu bizi şaşırtıp ters köşeye yatırmak için yine bir numaralar çeviriyor ama hadi bakalım. Hadi Cem, takibe devam. Baş olsun. Bekle. Nasıl yani?
Osman gitti mi Korhan babam? He ya, şimdi gitmiştir Hasan oğlu. Tüh ya, borç para isteyecektim ben de ondan. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Ne bileyim oğlum ya. Bu adam bizim Hasan Ağa'ya daha çok benziyor. Kalıp bunun peşine takılalım bari. İşte geldi otobüse. Buyurun buyurun. Yok yok, önden siz gidin, bana yol açın. Hadi. Hadi hadi hadi. Bir dakika. Tamam kaptan, gidebilirsin. Bu Martin. O da bizim okulda İngilizce öğretmenliği yapıyor. Hi Martin. Bu da Osman. Nice to meet you Osman. Aha. Nasıl? Osman aga. Nice to meet you Osman aga. Ha şöyle. Nice to meet you Martin. Kızlar bizim evde kalabilirler. Benim için yurt dışında her yere olabilir. Hem size gelirin, hemen yanında oturuyorsunuz değil mi? Oldu bu iş, ben varım. Ama dur bir saniye ya. Ben de varım. Ben de varım. Harika. Ama benim bunun için önce bir şartım var. Kesin çok para isteyecek. Yok hayır ya, para falan istemiyorum. Şartım şudur. Bizim Yılmaz da Ege ve Can'ın yanına taşınıp onlarla birlikte kalacak. Ya bir düşünsenize. Bu masa etrafındaki 7 iyi arkadaş. Hepimiz aynı sokakta ve yan yana evlerde oturuyor olacağız. Aslında bu hiç fena fikir değil ya. Eğer Yılmaz da isterse bizim evimiz ona her zaman açıktır. Sağ ol Biricik. Çok sağ ol. Ya hiç teşekkür etme. Arkadaşlar başka ne içindir Yılmaz? Arkadaşlar başka ne içindir? Yaptın mı la hol bekini? Yaptım abi. Ben de yapmışım. Yalnız inşallah Jennifer Hoca bizi teker teker tahtaya kaldırıp da bu şarkıları söyletmez bir de. Ney? Bir de sahiden söyletiyormuş. Yes Osman Ağa. 1, 2, 3 başla. Those games are getting la la li na li la la ki sar getin la 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 nam dinam la unki şileşiyor. Ne gülüyorsunuz bu? Öğretmen sınıfa girince ayağa kalkmak adettendir. Saygıdandır. Siz bilmiyor musunuz bunu? Hadi kalkın bakayım. Hadi bakayım. Ulan kalkın, oturmayın orada yeni doğmuş şaşaklık paraları gibi. Ulan kalkın. Ulan korksana sen. Kalkın. Sen de kalk. Welcome hoca. Ulan söylesene sen o hadi. Welcome hoca. Sit down please. How are you today? Fine, thank you. Fine, thank you. Okay, okay. Size dün verdiğim ev ödevlerini yaptınız mı bakalım? Hey ha, yapmışız alimallah. Okay then. Who wants to go first? Yes, Osman Ağa. You go first. Buyur. Sen buyur. Ne? Buyur yani. hadi başla yani ev ödevini okumaya. Tamamdır. No, no. It's okay that way. Tahtaya gelmene gerek yok. Oturduğun yerden okuyabilirsin Osman Ağa. Ha, tamamdır. Olduğum yerde okuyacağım. Normalde başta sazların, kemanların falan alması gerekiyor. Ama ben o kısmı ağzımla yapacağım size. What? Dilmenim. Doz gibi sar geting. Larkiş doşsamız. Larkiş leşiyor.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Thank you Osman'a. Aslında bize bu şarkıyı söylemene gerek yoktu. Sadece sözlerini okusan yeterdi ama. Yapma ya. Esraftan mı? He ya, Esraftan. Bu da çok güzeldi değil mi? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ufacık arabaya bu kadar insan nasıl sığdık, hayret vallahi. Vallahi ben de şaşırdım. Aç abi, aç aç aç. Aç. Al abi bunu. Al abi. Al, al bu sen. Tamam benim. Allah kalma. Ver bana. Eyvallah. Bunu da versene. Şuradaki de benim. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Al bunu da. Tamam. Bak, Cancığım, işte. Umarım evde makarna vardır. Bu akşam için bakkaldan makarna alacak çok kadar güzel bile paramız kalmadı vallahi. Yuu. Makarna yemek bile bütçemizi aşıyorsa biz bitmişiz kardeşim. Bu ne? Merak etmeyesiniz. Bende para vardı. Siz bana evinizi açtınız. Beni evinize misafir aldınız ya. Bundan sonra benim param sizin paranızdır. Vay be. Tabii. O zaman sen de burada misafir değilsin yani. Senin de evindir burası. Evet. Vay kardeşim. Tamam, sağ helal ol. Olsun. Eksik olma. Hadi bakalım kızlarım. Ya ben de çok acıktım. Bir an önce eve yerleşelim de biz de kendimize bir şeyler hazırlayalım. Tamam. Can, sizin eviniz nerede? Hemen şurası. Hadi çocuklar, yarın okulda görüşürüz. Hadi, bay bay. Görüşürüz. Ben şahane kuru köfte yaparım mesela. Aa, harika olur. Oo. Babam dünden kıyma almıştı, onu yoğuruveririz hemen. Pirinç varsa ben de size soya soslu Japon pilavı yapabilirim. Oo. Ay evet, yapsana ya. Ben de çoban salatası yaparım. Ya da yoğurt varsa cacık yaparım. Harika. Aa, evinde pilav var mı? Olmaz olur mu? Ege'yi doğrarız. Ne? Ay Allah. Sen tamam, ikisini tamam, ben de tamam, yap. Kalabalığız nasılsa. Tamam. Böyle şaka hadi, mı hadi, ya? Hadi. Tamam canım, sonra size de getiririz yaptığımız yemeklerden. Hadi durmayın orada öyle ciğerci önünde bekleyen kediler gibi. Gidin evinize. Hadi görüşürüz. Hadi. Ula Lazican, git aç bakayım şu kapıyı. Ula kime diyorum ben, gidip açsana şu kapıyı. Bir de sana akıllı bıdık diyorlar. Bir kapıyı açmayı beceremiyorsun be. Sus! Orhan Diden'e cevap verme. Önümüz Kurban Bayramı. Allah cezanı verecek senin. Tamam, geldik geldik. Zırtlatıp durmayın şu kapıyı. Geldim geldim. Tamam, açıyoruz işte. Nasılsın Korhan dedem? Aney Koreli. Ya kusura kalmayın kızlar ya. Size Korhan dedemden bahsetmeyi unuttum. Yok, biz dün zaten kantinde tanışmıştık kendisiyle. Okuyor musunuz diye sormuş muydu size? Evet, evet sormuştu. Ama ben Koreli değilim. Ben Japon'um ya. Ya sen ayrıca kusura kalma Yuki'cim. Korhan dedem Kore gazisi olduğu için çekik gözle herkesi Koreli zannediyor. Japonların gözleri çekik olmuyor mu ki? Bak benim gözlerime. Çekik mi biricik, ha çekik mi? Değil değil mi? Değil. Değil değil mi? Evet değil. Bak çekik böyle oluyor. Bu çekik mesela. Bu Japon. Bu çekik, tamam mı? Tamam Yuki'cim, anladık senin çekik gözlü olmadığını. Yani senin nezdinde tüm Japon ulusundan özür dileriz Yuki'cim. Ya alay etme ya. Şişt Ebru, yapma sen de şöyle. Tamam. Ya Korhan dedem de hayatta açmaz kapıyı şimdi. Neredeydi benim bu anahtarlarım? Ah işte kızlar, bizi fakir annemiz. Nasıl? Harika. Allah 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 Allah. Korkmayın kızlar, bu tüfeğin içi boştur. At silahını, teslim ol Koreli. Ben Koreli değilim, Japonum. Tabii tabii. Ben de Yunanlıyım. Ne? Yaklaşma, vururum. Bu evde çok eğleneceğiz gibi bir his var içimde. Evet galiba. Hadi kızlar, size odanızı göstereyim. Hadi. Allah! Balıklar da geldi. Derya kuzusu bunlar, derya. Hasret kaldım.
gözlerinin rengine hasret kaldım. Gözlerinin rengine. Hasan ağa, balığını soğumadan yiyin istersen. Bu soğunca ızgara tavuktan farkı kalmaz mı? Ne güzel şarkı yazmış değil mi adam? Akşam oldu, üzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Gel mehtabım, gel sevgilim, gel yine. Hadi bakalım, bütün sevip de sevilemeyenler için içelim. Hasan ağam, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ağam, sen dün biz siz nereye gittin? Size ne? Yengenizi görmeyin. Helal ağam, helal. Görebildin mi yengeyi? Gördüm. Ama yengeniz beni görmedi. Zaten ne yengesi canım? Nikahlı karım değil, bir şey değil. Kızcağız da haklı. Tabii basacak tekmeyi. Uzatmalı sevgilim diye 4 yıl mahpushane yolu bekleyecek değil ya. Bak bu şarkı da çok güzeldir. Sorgun planına bakacağız mı ağam? Ya bir şey yok. Bakacağız Kamuran soygun planına. Hatta sen ayağa kalk da öyle anlat istersen. Herkes daha rahat duysun seni. Hatta eline bir de mikrofon verelim. Köşe masadakiler oradan daha iyi duymazlar belki. Ver bakayım şunu. Nedir bunlar? Soyacağımız balkanın içi o. Yapma ya, ciddi mi söylüyorsun? Ben de Cağaloğlu hamamın içi sanmıştım. Niye çektiniz lan bu resimleri? Orada bir de bankanın kat planı var ağam. Kat planıyla resimleri karşılaştıracağız. Mekanda bir değişiklik varsa hemen fark edeceğiz ağam. Aferin aferin. Ne zaman çektiniz lan bunları? Bugün bankaya gittik ağam. Elektrik parası yatırıyormuşuz gibi yaptık. Hiç kimseye çaktırmadan hepsinin fotoğrafını çektik. Ya Allah'tan çaktırmadan çekmişsiniz yani. Ulan bu resimde banka çalışanları kameraya el sallıyorlar be. Ulan bu nasıl çaktırmadan resim çekmek ha? Hiç yormayın beni, kendi aranızda halledin bakayım. Emredersin abi. Ağam, see you later. He, aynen koçum, aynen. Good evening Osman ağa. Sana da good evening kurban. Hayır. Ne haber koçum? Tamam. Ben de seni çok özledim. Kamyon otoparkta hazır ağam. Konuşmayın lan. Sanki makam arabasıyla geldiniz ağanızı almaya. Hadi yürüyün. Gidip biricik hanımıza göz kulak olalım. Hadi. Of of. Kömür gibi yanıyorum. Of of. Ben derdini bilmiyorum. Of of. Hislerimle oynuyorsun derdini. Yuki ne güzel kokuyor, nedir bu? Japon mu? Bir şey. Ben hayatımda ilk kez Japon yemeği yiyeceğim, biliyor musun? Ya bakalım beğenecek misin? Kokusundan beğendim bile. Kızlar yalnız elimizi biraz ters tutalım. Babam kurstan çıkıp gelmeden götürelim bunları bizim çocuklara. Babam gelirse hayatta salmaz beni onların evine. Niye salmaz? Benim babam biraz kıskançtır da. E normal, kızım her baba kızını kıskanır. Yok yok. Benim durumum hiç normal değildir. Allah sizin de yardımcınız olsun ha. Sizi de kızı yerine koymayıp bir başlarsa yandınız. Eller yukarı. Zamanla alışır, merak etmeyin. Dön. Dön. Dön.
Ölsene be. Yağmur yağacak galiba. Yok, hayır. Benim midemden geldi o ses. Ne? Senin midenden mi geldi? Bu seferki Ege'den çıktı vallahi. Kızlar 10 dakikaya yiyecek bir şey getirmezlerse ben bu minderin ucundan kemirmeye başlıyorum. Dilerseniz siz de takılabilirsiniz diğer ucundan. Ya arkadaşlar, ben şunu anlayamadım. Siz niye evde hiç yemek pişirmezsiniz? Tamamen duygusal nedenlerden abi. Duygusal nedenlerden mi? He. Paramız yok yani. Sürekli eksideyiz. Mesela bizim köşedeki bakkal bize bayağı bir küs. Uzatmalı küs hem de. Uzatmalı küs mü? Adam veresiye defterinin adını değiştirip Can ve Ege defteri koymuş, biliyor musun? Deme ya. Biz borçlarımızı kapatana kadar bakkala tüm giriş ve çıkışlarımız yasaklanmış durumda. Bizim bakkala olan borcumuzu ödeme şansımız Türkiye'nin IMF'ye olan tüm borçlarını bir kere de ödemesiyle aynı ihtimalde olduğu için... Ve hain bakkal eşkalimizi diğer bütün çevre bakkallara bildirip alternatif bakkallar karşısında veresiye kredibilitemizi tamamen sıfırladığı için... İşte biz de büyük marketlerden nakit parayla aldığımız makarnalarla geçiştiriyoruz olayı be. Peki ananız babanız size cep harçlı olsun diye para göndermiyor mu hiç? Gönderiyor. Ama bütün o para bu evin kirasına gidiyor. Ailemiz bizi yurtta kalıyoruz sanıyor. Yani biz yurtta kalmak yerine... Burada özgür özgür yaşayıp aç kalmayı tercih ediyoruz. Yalnız evvelki ay senin peder biraz fazla para göndermişti. Marketten makarna ile birlikte ketçapla yoğurt da almıştık. Hatırlıyor musun kardeşim? Sus, hatırlatma. Ağzımın suyu akacak şimdi. Ulan ne ziyafet çekmiştik kendimize be. Ketçapla makarna bir başka oluyor be kardeşim ha? Hele bir de üstüne yoğurt döktün mü? Ben açlıktan ölmeden başlıyorum kardeşim kemirmeye. Minderin üstüne biraz da ketçap mı sıksaydık acaba? Ya niye bir iş bulup çalışmayı düşünmüyorsunuz? Okul varken nasıl çalışacağız oğlum? Üçüncü sınıfa gelince görürsün derslerin nasıl kazıklaştığını. Zaten doğru dürüst iş mi var sanki ortada? Ben para kazanılacak bir yol biliyorum galiba. Bu ikinci plan nedir? O da alt katı plandır ağam. Ne yapacağız oğlum bankanın alt katını? Niye getirdiniz bana bunu? Ağam, soyacağımız bankanın kasa dairesi alt katıdır. He. Bu neresidir o peki? O soyacağımız bankanın... Ulan... Ağam. Dur sen kendini yorma. Yap. O bankanın arkasındaki bu şey nedir? Bankanın hemen arka sokağında böyle kiralık bir dükkan var ağam. O dükkan oluyor. Sahibinden kiralıkmış. Lan biz burada banka soyma planı yapıyoruz. Nereden çıktı şimdi bu dükkan kiralama işi? Akşam benimle kafa mı buluyorsunuz lan? Ağam, o arkadaki kiralık dükkanında depo diye kullanılan bir alt katı var. Bak, ikinci kez diyorum. Bir daha dedirtirsen, şimdi geliyor tokat. Lafı ağzında gevelemeden doğrudan söyle. Ya düşsene ağam. Biz şimdi bu dükkanı kiralıktaysak, bizim alt kattan bankanın alt katına rahat rahat, yavaş yavaş, kaza kaza deler geçeriz duvar ağam. Kimsenin ruhu duymaz ağam. Aferin lan. Bu plan çok iyi plan vallahi. Yalnız biz bu dükkanı haybeye yere tutarsak çok işkil çekeriz üstümüze. Nasıl yani ağam? Banka duvar delme işi çok zahmetli iştir koçum. Günler, haftalar hatta aylar sürebilir. Dükkana 3 tane balta adam şeklinde girip çıkarsak çok dikkat çekeriz. Anında binerler tepemize. Ne yapacağız ki ağam? Yukarı dükkan mı açacağız yani? Evet. Ne dükkanı açarız peki? Lokanta açacağız. Hem de Mardin yemekleri yapan bir lokanta. Güzel bir de isim koyarız. İyi de ağam. Ulan sus. Sesin çıkmasın lan. Hasan Ağa'nın üçgen çek sektörünü bırakıp da yukarıda çek sektörüne geçeceğim ve kimse inanmaz ki ağam. Doğru söylüyorsun. Ağam. Hadi. Doğru söylüyorsun. İşin sonunda karizmayı çizdirmek de bana gidecek. Ağam,
Dükkanı başka birinin adına açsak? O yukarıda böyle içine bakarken biz alttan alta alttan alta kazarız abi. Ama güvenebileceğimiz, daha doğrusu bize güvenecek bir adam var mı abi? Ben lokantayı kime açtıracağımızı bilmiyorum. Kime açtıracağız ağam? Musrem. He. Ağam arkada üşütmezsin. Döme de lan. Allah korusun. Alalım onu da. He alalım. Doğru söylüyorsun. Aha. Ne var ulan? Üşüşen ağam orada. Hadi gelesen sen de yanımıza. Yok durmaz. Ben böyle iyiyim. Önüne bak, çarpacağım bir yere şimdi. Yok ağam, merak etme. Ağam biz çarpmayız da. Yeter ki sen üşütme. Üşütecekmiş ha. Benim içimde ne yangınlar yanar durur. Haberleri yok tabii. Çıktım kerpiç divana, elettim nazlı yara, ölürem ben, ölürem ben. Kızlar acele edin, babam neredeyse gelir. İnşallah bunlar herkese yeter. Sen ne diyorsun kızım, bunlarla oğlu doyar. Hadi inelim. Çabuk çabuk. At silahını. Kaldır ellerini, çabuk teslim ol. Alçak Koreli. Ben Koreli değilim, Japonluyum. Yemezler. Sen çekik gözlü bir Korelisin. Üçe kadar sayıyorum. Çabuk at silahını. Dede. Kaldır ellerini. Dede. Yoksa alnının ortasından mıhlarım. Dede. Ay bıktım artık ya. Ben Koreli değilim diyorum. Ya. He, bir, iki, üç. Dedeciğim indi, indi. Şimdi göreceksin gününü. Allah 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 Allah. Düşman taarruza geçti. Kaçıyoruz. Çabuk çekilin. Yalnız Yuki, sen iyice yandın bundan sonra. Orhan dedem kesin bırakmaz senin peşini. Olsun, o benim düşmanım olursa ben de onun düşmanı olayım. Aa kızlar, hadi sallanmayalım, yemekler sonra. Aa, evet, evet. Evet. Kızlar, yemekleri bırakıp hemen eve dönmemiz lazım ha. Babam beni öldürür yoksa. Biz varken hiçbir şey yapamaz, hiç korkma Biricik. Böyle bir şey dediğini duysa seni ayrıca öldürür valla. Ne? Niye açmıyor bunlar kapıyı? Kesin eve kızattı bunlar. Ne? Ondan açmıyor kapıyı alçaklar. Ay bu saçmalama kızım. Hangi aptal kız girer bunları sefil evlerine? Ya bizden başka yani. Hiçbir şey görünmüyor ya. Yok yok. Bunda bir iş var kesin. Aa. Açın şu kapıyı be. Doğru ya. Babam dün gece kırmıştı bu kapıyı. Ne? Paralar olmadığı için hala yaptıramamışlar demek. Can, niye açmıyorsunuz kapıyı? Açtık ya işte ya. Allah, yemeklere bak. Çocuklar, yemekler geldi, koşun. Allah. Hepsi çok nefis görünüyorlar. Çok zahmet oldu, sağ olasın Biricik. Arkadaşın arkadaşa zahmetimi olurmuşum az ya. Olmaz tabii. Olmaz tabii. Ege'cim. Rica etsem bana bir tane tokat çakar mısın kardeşim? Niye? Şu anda rüyada mıyım yoksa bunlar gerçek mi onu test etmek istiyorum. Ya da dur dur kardeşim. Rüyaysa da uyandırma garibi. Yani beni. En azından rüyamda tadını çıkartayım bu ziyaretin. Ben de siz hemen oturup yemeye başlayın. Hadi hadi hadi. 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 Birazdan babam yine gelip burayı basarsa gerçekten bunları yemek sizin için bir rüya olabilir. Kızlar hadi biz de kaçalım hemen. Hadi. Şşt, durun bir dakika ya. Ne yani, siz kalıp bize eşlik etmeyecek misiniz? Ya çok isterdik ama babamı biliyorsunuz. Olur mu ya? Sizsiz boğazımızdan geçmez bunlar. Sadece kendi adına konuş kardeşim. Vallahi her durumda benim boğazımdan bayağı rahat geçer bunlar. Olmaz öyle ya. Yedi kalktı olmaz. Ne demek o? Aman yani, pişirdi kalktı olmaz. Ya hep beraber yiyeceğiz ya da biz de yemeyeceğiz. Ne? Ege, dostum,
Açlık başına burada he? Hadi ya. Beninle miden arasındaki canlı yayın bağlantısı koptu galiba. Ha. Ya kızlar gidelim diyorlarsa bırak gitsinler. Ha ya da çok istiyorsan sen de git onlarla. Biz Yılmaz Kurban'la tek başımıza götürürüz bunları. He mi kardeşim? Bence Ege doğru söylüyor. O kadar emek vermişsiniz bu yemeklere. Anca hep beraber yersek çıkar tadı. Oho! Allah Allah! Hayırdır Ege Bey? Bu sıra dışı misafirperverliğinizi neye borçluyuz acaba? Nasıl? Genelde bizi evinize davet etmekten hiç hoşlanmazdınız da. Ha anladım. Yeni komşularınızla kaynaşmaya çalıştığınız için olsa gerek. Osman Ayı da yemeğe davet etsek mi? Hayatta gelmez. Hem kendi gelmez hem de beni kovmaz burada. Ama durun bir saniye. Yemekte bir kişi daha olursa bütün işler değişir. Kim olursa yani? Good evening hocam. Good evening. Good evening. Will you please eat a dinner with us? Please. Biricik kızım ben geldim. Ula siz de çıkarın ula çocuklarınızı. Emredersin ağam. Baban geldi biricik kızım. Koşup öpmeyecek misin babanın elini? Odasında ders çalışıyordur ağam. Herhalde. Peki Korhan baban nereye kayboldu acep? Dama çıkmış olabilir mi ağam? Herhalde. Komşuları dikizliyordu. Geldi bu halleye rezil olacağız. Çabuk bakın bakalım nerede? Çabuk olun ula. Korhan dede! Korhan dede! Korhan dede! Korhan dede! Korhan dede! Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah! Gelin lan! Gelin içeri! Korhan dede! Tam da neyim yok ağam? Düşmüş olmasın ağam? Ula çabuk yerlere bakın bakalım düşmüş midir? Korhan dede! Korhan dede! Bak şuralara bak! Korhan dede! Şöyle bir bak bakayım iyice! Korhan dede! Hay Allah'ım! Korhan dede! Korhan dede! Yok işte! Gel! Yerlerde de yoktur hem. Bunda bir iş var ama hadi hayırlısı. Birecik. 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 Birecik kızım. Allah Allah nerede bu kız ya? Nereye gitti? Sakın davranayım deme pis Koreli. Şimdi mokladım seni. Ya Korhan baba ne yapıyorsun sen? Ne Korelisi? Benim Osman. Oğlun Osman. Aa, kusura bakma Osman oğul. Bir an için seni düşman askeri sandım. Gözünü seveyim artık rahat ol Korhan babam. Savaş biteli 50 yıl neyin oldu? Kimse gelip senin peşine düşmez merak etme Hasan. Olsun Osman oğul. Onların sağı solu hiç belli olmaz. Hep tetikte durmak lazım. Ula biriciyi unuttuk. Sır tapozlar. Bana bakın, siz bu kapıyı tamir ettirmediydiniz değil mi? Yok ağam, siz buralardan taşınana kadar da tamir ettirmeyi düşünmüyoruz. Böyle sizin için çok daha kullanışlı olur ağam. Dilediğiniz zaman kırar kırar girersiniz içeriye. Evet. Biricik burada mı? İçeride evet. Siz de buyurmaz mısınız? Ulan çok konuşma! Zirkepöz! Bu ne ya? Biricik! Biricik! Hoş gelmişsin babam. Ver elini öpeyim. Kızım sana ben bu zırtapozların evine girmek yok demedim. Ha demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Dedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Yok bir şey. Babam takıldı gene. Demedim mi? Dedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Kes! Oh! Oh sağ olasın. Ellerin dört görmesi Korhan Baba. Biricik! Düş önüme evimize gidik. Arkadaşlarla yemeğin ortasındayız babam. Arkadaşlarla mı? Hadi sen de katıl bize. Korhan dedemle fedailer de katılsınlar. Sizin de karnınız acıkmıştır muhakkak. Yok. Biz kendi evimizde yeriz kendi yemeğimizi kızım. Hadi düş bakayım önüme. Bize katılırsanız büyük şeref vermiş olursunuz esnaftan da. Ana bu çoban oğlunun burada ne işi vardır? Yılmaz artık bizim evde kalıyor ağam. Ne? Sizin evde mi kalıyor? Evet ağam. Yılmaz'a yurt çıkmamış babam. Son iki gündür parklarda yatıyormuş gariban. Allah'tan Ege ile Can kardeşlik ettiler. Haline acıdılar da onu evlerine misafir aldılar. Misafir değil Biricik.
Burası artık Yılmaz'ın da evidir. Anlaşıldı. Bundan gayrı sana bu evin kapısının önünden bile geçmek yasaktır. Ne? Zaten böyle bir şey teknik olarak imkansız oluyor ha. Teknik olarak mı? Evet, teknik olarak. Şu anda bizim evin önünden geçilebilecek bir kapısı bile yok ki sayenizde. O açıdan teknik olarak yani. Biricik, sana hemen düş önüme diyem. Sos orayı patates püresi pişirmek biraz uzun sürdü de... Ha, Osman da gelmiş. Ya. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. Vay yavrum, İngilizceye bak be. Baba, bakıyorum da sen iki günde bayağı bir kapmışsın İngilizceyi. Bizim de acayip göğsümüzü kabarttın ağam. Valla ben bir iftar ediyorum seninle ağam. Osman, sen de aç mısın? Siz de katılsanıza bize. Katılalım be. Aa, ne yapıyoruz baba? Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Bir karar ver sen de. Ay. Ay. Ay ay. 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 Ay açlıktan. Ay. Umarım seni. Başım dönüyor açlıktan. Ay. Tabii tabii babam. Tabii tabii. Jennifer hanım, başınız dönmesin. Şöyle karşıma buyurmaz mıydınız? Buyurun, buyurun. Heh. Of course. Those lips are getting genel arkişleşiyor. Bravo. Çok yaşayın. Tek dünyası ben olan babamın hayatı İstanbul'a geldikten sonra hızla değişmeye başlamıştı. Ve bu değişimin adı da aşktı sanırım. Laf aramızda bu durumdan pek de şikayetçi olduğum söylenemez. Çünkü tüm bu olanlar benim de rahat bir nefes almamı sağlayacak. Galiba. Buyurun. Evet, buyurun. Hadi bakalım. Hayırlı geceler olsun. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yemekler şahaneydi vallahi. Elinize sağlık. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Afiyet olsun babam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Özellikle patates püresi bir ayrı güzeldi. Senin ayrıca ellerine sağlık Jennifer hanım. O bir şey değildi canım. Bir akşam bana gelirsiniz yemeğe. O zaman daha güzel yemekler yaparım ben size. Hangi akşam gelik? Müsait olduğum bir akşam geliriz herhalde. Yalnız bizim bünyemiz bu tür ziyafetlere alışmasa çok iyi olur. Normal makarna diyetimize döndüğümüzde bayağı bir acı çekebiliriz sonra. Ben zaten sırf bu akşamın anısını yaşamak ve yaşatmak, hatta kuşaktan kuşağa bir efsane şeklinde aktarmak adına uzun bir süre bir şey yememeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonra hiç aç kalmayacaksınız, merak etmeyin çocuklar. Oh. Ne demişler? Komşuda pişer, size de düşer. Yaşasın o zaman. Yaşasın o zaman. Zırtapoz. Efendim ağam? Sen ne demedin? Zırtapoz Zeki. Pardon ağam. Hadi kızım, yarın erkenden okula gideceksin. Hadi herkese Allah rahatlık versin. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz Biricik. Allah sana da rahatlık versin Biricik. Hadi aşkım. Yarın görüşürüz. Ebru, ne yapıyorsun herkesin içinde ya? Ne yapıyorum ya? Sen benim sevgilim değil misin? Sorulurum da. Öperim de. Bakma kız. Ay baba. Hadi yürü kızım. Bunlar senin terbiyeni iyice bozmadan gidelim. Yürü. Neyin var senin? Artık sen de alırsan iyi olur. Hadi kızım, gelmiyor musun? Seni seviyorum aşkım. Aşkım, seni seviyorum dedim. Ben de. Sende ne?
Ben de seni seviyorum. Tamam o zaman, oldu. Ah, ula bak be kız. Ya bak baba. Be. Ula, ne öyle öpüşüyorsunuz bu? Kızım ortalık yerde. Baba karışma. Niye böyle? Thank you for everything. See you later guys. No problem hocam. Asıl biz thank you very much yani. Nasıl İngilizce oğlum bu ya? Bu saatte bu kadarı çıkıyor abicim. Hadi bakalım hadi. Good night everybody. Good night Miss Jennifer. Good night, good night. Good night, good night da. Bu saatte eve kadar yalnız yürümesen Jennifer hanım. En iyisi ben sana eşlik edeyim. Eve kadar mı? He ya, eve kadar. İyi de benim evim şurası zaten. Olsun canım, belli mi olur? Kurdu var, kuşu var. Okey, okey. Biricik kızım, hadi sen doğru eve, hadi. Baş üstüne babam. Okey. Buyurun, ladies first. Bravo Osman, unutmamışsın. İnsan ezberlediği şeyi unutur, öğrendiği şeyi unutmaz. At silahını Koreli, teslim ol. Ay cidden ya. Ay olacak gibi. Tamam yeter. Orhan babam Kore gazisidir de. Ladies first demiştik. Demiştik değil mi? Evet buyurun. Nusret Muharrem. Buyurun ağam. Kaybolsan inşallah. Ağam. Kaybolun dedim lan size. Baş. Kaybol. Bu benim fedailer. Çok iyi çocuklar. Mert çocuklar. Ama biraz saf çocuklarlar. Ladies first. Thank you Osman. Thank you. Her 6 saatte bir enselerine ikişer tokat atıp akıllarına böyle kokuklu duvar saati gibi yeniden kurmak gerekir. Senin niye fedailerin var Osman? Fedaisiz ağa olur mu Canefer Hanım? Dost gelir geçer ama düşmanlar birikir demişler. Ne yazık ki bizim düşmanımız dostumuzdan çok olur hep. Ne yapmaya çalışıyorsun Hasan ağa? Bu adam Hasan ağa mı şimdi? Bilmiyorum. Tek bildiğim bu oyunun giderek daha zevkli bir hale geldiği. Kaçıp gitmemiz için çok az kaldı. Şu son işi de halledeyim. Ondan gayri bir daha hiç ayrılmayacağız. Kadın çok fena yakıyor Hasan Ağa'nın canını. İyidir, iyidir. Nasıl iyidir başkomiserim? Yaralı aslan daha saldırgan olur. Duramaz yerinde. Hasan ağa bu kadını geri kazanmak için elinden gelen her türlü şey yapacaktır. Yani tek yapmamız gereken şey ne yapacaklarını tahmin etmek. Ne kadar güzel bir gece değil mi? Size bir kahve ikram etmek isterdim. Ama çok geç oldu. Ya, çok geç oldu. Evde biri mi var? Evet. Aa, Martin uyumamış hala. Martin mi? Geç saatlere kadar çalışıyor zavallı. Vah zavallı vah. Good night Osman. Jennifer hanım. Yes. Bu Martin Bey kardeşim hep senin evinde mi kalıyor? Yok, sınav soruları hazırlaması gerekiyordu da yarın için bilgisayar bozulmuş.
Onun için bu akşamlık gelip benim bilgisayarımda çalışıyor ama çok sık gelir kalır bende. He, anlamışam. Sen bunu niye sordun Osman? Hiç öyle merak ettim. Neyi merak ettin yani? Bu Martin senin neyin olur diye merak ettim. Martin benim neyim mi olur? He. Ha öyle neyim olur yani? Martin benim çok yakın bir arkadaşımdır. İkimiz de Amerikalı olduğumuz için çok destek oluruz birbirimize. Çok yakın arkadaşın öyle mi? Yes. Ne kadar yakın mesela? What? Sen bana neyi sormaya çalışıyorsun Osman? Hiçbir şey sormaya çalışmayan canım. İyi o zaman. Good night. Şunu sormak isteyeyim yani. Neyi sormak istiyorsun yani? Yani bu Martin Bey kardeşimle sizin aranızda bir şey var mıdır? Yani birbirinize sevdalı mısınız? Yer misiniz? Hayır, öyle bir şey yok aramızda. Olması da imkansız zaten. İmkansız mı? Yes, imkansız. Impossible yani. Bak, bu kelimeyi de öğren mesela. Impossible, imkansız demek. Impossible. Evet. Evet. Niye impossible peki? Çünkü Martin is gay. Martin is ne? Gay. Ya gay nedir kurban? Vah, 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 vah. Güzel Allah'ım sen koru ya Rabbi. Gayet normal bir şey bu. Gayet normal mi? Ya bunun neresi normal Canapur Hanım? Hiç kimseyi cinsel tercihleri yüzünden ayıplayıp dışarıda bırakamazsın Osman. Onlar da bizim gibi normaller sonuçta. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde çok büyük mücadeleler veriliyor bu konuda. He, anlamış ha. Oh, çok sevindim vallahi ya. Martin'in gay olmasına mı? Ne? Yok canım. Neye sevindin o zaman? Şeye sevindim canım. Neyse içimden geldi. Öyle sevindim işte. Hadi sana Allah rahatlık versin Canepur Hanım. Yarın okulda görüşürüz. Sana da Osman. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for Allah Allah. Ne oluyor bu adama ya? Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing. Jennifer, singing. What's going on? Are you against teacher-student relationships? Dancing what? Never mind. Never mind. I'm happy again. Hadi gidiyoruz. Yarın sabah erken kalkıp okula gideceğiz. Okula mı gideceğiz? Niye beyim? Bu evdeki güzeller güzeli küçük hanımla tanışma ve kaynaşma vakti gelmiştir. Bilal Esincan, sen daha uyumadın mı? Beni bekler durursun kapıların önünde. Seni çiş kaka yürüyüşüne çıkartmayı unuttuk esnaftan da. Neyse bu gece kendi işini kendin hallet. Sana söz, yarın sabah seni deniz kenarına götüreceğim. Hem o zaman belki Canıpır yengene de rastlarız. He ya, yengen oluyor kendisi. Henüz kendisinin bunda haberi yoktur ama. Hadi bakalım, doğru yatağına. Hadi.
Haydi bakalım. Sana söz Korhan bebem. Hele benim şu yüreğimdeki yaraya bir merhem bulalım. Ondan sonra seninkine de bir merhem, bir pomat neyin bakarız. Zaten babam sen kendini boşa hırpalayıp durursun yıllardır. Ben de daha bugün öğrendim. Meğerse senin aşkı aramana, onun peşinden koşmana hiç gerek yokmuş, biliyor musun? Hiç ummadığın bir günde, hiç ummadığın bir yerde o gelip seni bulmuş zaten. Yalnız sana bu televizyondakiler gibisinden bulamayabilirim. O konuda söz vermeyeyim baba. Bir daha nöbette uyuma kurşun askerim benim. Yattı mı biricik kızım? Allah rüyanda meleklerle buluşturtsun seni. Uyuklar, iyi geceler. Sana da iyi geceler Osman amca. Sağ olasın kızım. Siye de. Allah rahatlık versin Osman amca. Sana da kızım. Bizi yurtta kalmaktan kurtarıp eviniz açtığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, bu evde hep beraber yaşayacağımız için çok mutluyuz. Tabii tabii kızım. Herkese iyi geceler. Hayret, baban o kadar da kızmadı bizim burada kalıyor olmamıza. Hı hı. Sen öyle zannet Meltemciğim. Sen öyle zannet. Nasıl? Bir, iki, üç. Biricik, ne oluyor lan burada? Odan ne güzel oldu değil mi baba? Aynı kızlar yurdu odası gibi. Kızlar yurdu odası be! Ağam. Lan Furkan, sen son zamanlarda biraz boya mı gittin? Yok ağam, o hep cam yarması gibiydi zaten. Ben bu Furkan'ın küçüklüğünü bilirim. O zaman da böyle. O zaman da böyle zürafa gibiydi. Aman ağam. Ağam. Hadi koçlar, siz gidin yatın bir yerlerde. Yarın sabah erkenden gelir alırsınız beni. Gider şu lokanta yapacağımız dükkana bakarız. Emredersin ağam. Ulan yamuk yapmış bu yolu ya. Giderken sola çekiyor. Ağam, istersen seni yatağına kadar taşıyalım ha. Hele, efkarımızdan iki şişe boğduk diye o kadar da aciz olmadık. Hadi basın gidin buna, hadi lan. Emrin ol ağam. Bunlardan hangisi bizim Osman'ın eviydi bu. Bayağı geç olmuş, zile basıp da milleti uyandırmayalım. Ulan camı açık bırakmışlar, ıssız girer ya. Vay anasını ya. İn pasımın, in pasımın. İmpasibil ne demektir ağam? İmkansız demektir kurban. Hatta bu kadarına da çüş demektir. İmpasibil çüş demek oluyor yani. Hadi lan. Hadi gidin kamyoneti çalıştır. Bacılarınızı yurtlarına bırakacaksınız. Hadi lan. Hadi. Emrin başlasın. Nusret, benim şu bavulumu da alasam bir zahmet.
Senin bavulunu da mı alacak? Sen nereye gidersin ki biricik kızım? Madem benim arkadaşlarım burada benimle birlikte kalamıyor, ben de gidip onlarla birlikte kız yurdunda kalacağım babam. Sen aklını mı kaçırmışsın kızım? Gidip yurtta kalacakmış. Henüz değil baba. Ama inan bana çok az kaldı. Yakında aklımı da keçilerimi de kaçıracağım. Getirin lan şu bavulları hadi. Sırf sen rahat rahat okuyasın diye mis gibi ev açmışım size. Sen ne işin olur yurtlarda yatakhanelerde? Rahat mı battı sana? Hiç anlamıyorum ki. Ama üniversite okumak sadece derslere girip çıkmak. Dersler biter bitmez kül kedisiymişsin de sanki saatin gongu 12'yi vurmuş gibi okuldan eve koşmak değildir babam. Kül kedisi kimdir ula? Biricik yoksa benden habersiz eve kedi mi aldın? Allah'ım ya. Ula kardeşin çok korkar böyle şeylerden. Kardeşin mi? Kuzusundan bahsediyor. Tamam anladım. Ya kedi falan yoktur babam evde ya. Aman diyem kızım, sakın öyle yırtıcı hayvanlar almayasın eve. Bayılırlar onlar kardeşin gibi süt kuzularını yemeye. Tamam babam, tamam almam, almam. Benim sana demeye çalıştığım şey şudur babam. Üniversite okumak, üniversite öğrencisi olmak başlı başına bir yaşam şeklidir. Yaşam şekli midir, ne? Evet, 4-5 yıl boyunca girdiğim bölüme göre uzmanlaşacağım konuları okuyup güzel güzel dersler öğrenmenin dışında yeni yeni arkadaşlarla, yeni yeni dünya görüşleriyle tanışmaktır üniversitede okumak. Ya gözünü seveyim hemen kaldırmayasan o fırça kaşlarını havaya. Önümüzdeki 5 sene benim kendi ayaklarımın üzerinde durabilmeyi öğrenmem için çok önemlidir. İyi ya da kötü pek çok tecrübeden dersler çıkarabileceğim bir 5 sene bu. Ya sadece ders dinlemekle olmaz babam. Üniversiteyi üniversiteli gibi yaşamak gerek. Sen hiç merak etmiyorsan. Benim gibi koskoca bir babam varken hayatta size hiçbir şey olmaz kızım. Peki ya sen gittikten sonra benim halim ne olacak baba? Ben gittikten sonra mı? He ya. Ben nereye gideyim ki kızım? Senin niyetin beni bir an evvel öteki tarafa yollamaktır ha kızım? Yok babam. Allah en gecinden versin. Ama kendimi iyi yetiştirirsem sen gittiğinde gözün hiç arkada kalmaz biliyor musun? De o kadar ısrar ediysen illa bu evde kız arkadaşlarınla birlikte kalmak istesen ben sonra okuldan araştırır bakar seçerim iyi aile kızlarından birkaç tane. İyi aile kızlarından mı? İyi aile kızlarından mı? İyi aile kızlarından mı? İyi aile kızlar mı? Bunlar seni yoldan çıkarır kötü yola neyim sürüklerler diye korkuyorum iki gözüm. Onun için yarın gidek daha hanım hanımcıklarından bakak diyem. Hadi kızlar gidiyoruz. Ya durun kızlar gitmeyin. Siz bizi hiç tanımıyorsunuz. Sadece tanıdığınızı zannediyorsunuz. Hiçbirimizin sizin kızınızdan hiçbir farkı yoktur. Hepimiz buraya okumaya geldik. Öyle de yapıyoruz zaten. Öyle yapıyoruz çünkü biz de siz erkekler gibi özgür olmak istiyoruz. Bize haksızlık yapıldığı zaman bavulumuzu alıp özgürce kendi yolumuza çekip gidebilmek istiyoruz. Madem hazır siz de kendinizi üniversitenin bir köşesine yazdırdınız Osman Ağa, bence kaçırmayın bu fırsatı. Kullanın sonuna kadar. Biraz değişin, değiştirin şu kafayı. Görün bakın o zaman nasıl ferahlayacak aklınızın bütün koridorları. Görün bakın. Hadi kızlar, geç olmadan gidelim. Son otobüsü kaçırmayalım bari. Sen de buradaki Boğaz Köprüsü'nü gördün değil mi babam? Gördün değil mi nasıl yüksek olduğunu? Nasıl insan oradan kuş gibi uçarsa hiç kimsenin onu bulamayacağını? Sen böyle her şeye inatla. Şu 18 yıldır bir türlü çıkarıp atamadığın at gözlükleriyle bakmaya devam edersen çok yakında biricik kızın da oradan kuş olup uçacak. Haberin olsun baba. Orada. Taksi bekliyoruz. Kamyona gitmek istemediler am.
Hadi üşütacaksınız. Gel içeri. Yok, bence biz gidelim Osman Ağa. Siz de içinizde ne hakaret kaldıysa biz varken yüzümüze söylemediniz. Biz gittikten sonra arkamızdan söylersiniz artık. Çünkü hakkımızda ne düşündüğünüz umurumuzda bile değil. Yok, ben özür dilemek için gelmiştim peşinizden. Ben özür dilemenize izin vereceğimi sanmıyorum. Siz sanıyor musunuz kızlar? Siz önce kızınızdan özür dileyin. O sadece bize yardım etmek istedi. Bizden arkadaşlığına karşılık sadece arkadaşlığımızı istedi. Böyle bir evi her yerde bulabilirsiniz Osman amca. Ama arkadaşlığı... Hem de gerçek arkadaşlığı bulmak o kadar kolay değildir. Bravo Yuki. Dediklerinizin hepsinde haklısınız. Sizi hiç tanımadan, bilmeden... Öyle boş boş kaba kaba konuşuverdim işte. Hadi ne olur geçin içeriye. En azından bu gecelik affediverin beni. Saat geç oldu. Hepimiz çok yorulduk. Şimdi yatıp uyuyak, biraz dinlenek. Sabah en baştan küsersiniz bir ye. Daha salim kafayla konuşur barışırız. Hadi. Bence kalsak iyi olur. Yurt çoktan kapanmıştır bu saatte. Hayatta almazlar bizi içeriye. Bence her yer yurttan daha iyidir ya. Kalalım. Bence de. Yarın sabah bizden önce Biricik'ten özür dileyeceksiniz. O gerçekten çok iyi bir kız. He, biliyorum. Ah babama. Dur bakalım. Daha yeni başlıyoruz kavgaya. Senin bütün bu keçi inatlarını teker teker tuz buz etmezsen... ...bana da aa kızı demesinler. Hadi geçin geçin, üşütacaksınız, geçin. Ya bırak bırak, onlar ne güne duruyor, onlar taşır, geçin buyurun. Ulan ustak, ağırın, çabuk babuları alın lan. Demek, lan. Gelin buraya lan, bak kaçmayın lan. Günaydın kardeşim. Aa, bu da kim be? Şşş, baba, eve hırsız girmiş. Eve hırsız mı girmiş? Yok, bence daha çok eve hırsız girememiş dememiz gerekiyor kardeşim. Ne? Topun tamamı çizgiyi geçmemiş yani. Saçmalama abicim ya. Resmen haneye tecavüz bu. Hadi koş, koş cep telefonunu getir. Hemen polisi arayalım. Maalesef son iki aydır cep telefonunu saat ve hesap makinesi olarak kullanıyorum kardeşim. Ne? Kontör yok, kontör oğlum. Para olmayınca kontör de olmuyor biliyorsun. Allah, Allah Osman Ağa! Allah! Hoş geldin ağam. Siz de kimsiniz lan? Zırtapoz 1. Zırtapoz 2. Bizi unuttun mu Osman ağam? Çok konuşmayın lan. Zırtapoz 2. Kapıdan sonra gözünü pencerede mi diktin ağam? Ne kapısı ne penceresi lan? Osman ağanız yok mudur? Vardır ağam. Nerededir peki? E buradadır işte. He? Ağam sen buradasın ya işte. Ulan siz sabah sabah benden kafa mı buluyorsunuz lan? Ya gerçekten de kalp kalbe karşıymış ağam. Biz de tam sizin hakkınızda aynı şeyi düşünüyorduk. He? Sizin bizimle kafa bulduğunuzu düşünüyorduk ağam. Evet. Kesin lan. Çabuk koşun Osman ağanızı çağırın bana. Aha. Ulan ne dikiliyorsunuz hala orada yalı kazığı gibi? Fırlasanıza. Ya ağam yeterince güldük eğlendik. Artık bir son versen yani şu şakaya. Şakaya mı? He. Hem o kadar da komik bir şaka değil zaten. Eminiz biraz daha sıksan çok daha iyilerini çıkarabilirsin ağam. Hoş gelmişsin sen Hasan ağam. Yılmaz? Hasan ağam mı? Onların bir suçu yoktur ağam. Onlar seni Osman ağa ile karıştırdılar herhalde. Öpeyim. Yılmaz, ne oluyor? Hasan ağam, Osman ağamın ikiz kardeşidir kurbanlar. Ne? Ne? İkiz kardeşi mi? Aynı Osman ağadan bir tane daha mı var yani? Evet. Ulan. Ben yanlış eve mi geldim yoksa? Babam uyanmadan kaçtığımız çok iyi oldu kızlar. Yoksa tuttururdu sizi ben bırakacağım okula diye. Yalnız bu otobüs bir an önce gelmezse derse geç kalacağız. Hanımlar, dilerseniz ben bırakabilirim sizi gideceğiniz yere. Yok, biz otobüse gideriz. Evet, biz otobüse gideriz. Siz nereye gidiyorsunuz ki? Üniversite. Üniversite benim de yolumun üzerinde. Gerçekten benim için bir sorun olmaz. Yani sizi bırakabilirim kapının önüne.
Yok. Otobüs gelir birazdan. Siz bilirsiniz. Kızım ne olurdu sanki bıraksaydı ya? Ya ben tanımadım adamın arabasına falan bilemem. Babam görürse beni öldürür. Kızım çocuk gelin bir yerde bir şeyler içelim demedi ya. Sadece sizin okul benim yolumun üzerinde dedi. Aa kızlar durdu araba. Aa çocuk dörtlülerini yaktı. Bize hadi gelin demek istiyor galiba. Yok artık. Aa, hadi o zaman hemen koşalım Ebru'cum. Ben gidip biniyorum valla. İlk dersi kaçırırsam hoca not kıracağım. Aa, gel buraya kızım. Ben de Ebru'yla gideyim de yalnız kalmasın bari. Aa, bu ki? Hadi gel Biricik, yalnız bırakmıyorum şunları da başlarına bir iş gelmesin hadi. Aa, ya babam görürse. Aa babam evde horul horul uyuyor kızım, nereden görecek, hadi gel. Ya ama. Gel gel. Hadi gel. Hadi. Merhaba. Tekrar merhaba. Hadi o zaman bir an önce gidelim de geç kalmayalım bari. Benim biricik kızım, gözleri bahar. Severim onu dünyalar kadar. O benim tek sevdiğim, karımdan yadigar. Yanımdan ayırmam ölene kadar. Çıkarım var haline, haline. Hop, 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 hop. Hey, hey, hey. Yalnız kalınca köyde akşamları, aklıma düşer şehrin ışıkları. O benim